El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir sualler ve cevaplar faslında beraberiz. Hamdolsun ki sualleriniz var. Her sualiniz bir konunun daha vuzuha kavuşması için, daha açıklığa kavuşması için her seferinde bize yardım ediyor. Sual soran kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Ve birinci sual Doktor Abdülcebbar Buran'dan geliyor. Diyor ki Bakara 257 ile Nahl 106 arasında bir ilişki var mı? Bakara 257 ile Nahl 106 arasında bir ilişki var. Kalbi iman ile mutmain olmuşken imandan sonra küfre sapanların, şeytanın nurdan zulmete götürdükleri kişiler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Ayetlere bakalım. Bakara 257. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. İlâike ashabün nâri hüm fîhâ hâlidûn. Diyor ki Allah-u Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece amini olanların, yani Allah'ın yoluna girenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Onlar ateş ehlidirler. Kafirler de tağut da, zaten tağut insan ve cin şeytanlar haliyle kafir. Orada ebedi kalıcılardır diyor Allah-u Teala. Bu Bakara 257. Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki men kefere billahi min badi imanihi. Kim Allah'a karşı kafir olursa imanından sonra, yani Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazdıktan sonra o kişi kafir olursa, illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainen bil imani, ama kalbi imanla mutmain olmasına rağmen, yani Allah-u Teala'nın kalbine iman yazmasına rağmen, birinci mutmain oluş bu, o
Ondan sonra da emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademesine ulaşabilmiş olan bir insan iken kalbi %28, fazla %2'de rahmetle dolu olan bir insan olduktan sonra, kalbi böylece mutmain olduktan sonra bu tarzda bir mutmain olan imandan sonra korkutularak kendisine zorla ikrah ile imandan dön yoksa seni öldürürüz denildiği zaman dönmüş görünen kişiye hariç diyor Allah-u Teala. Velakin men şereha bil kufri sadran ve sadrı, göğsü küfürle açılan kişi ya da kim göğsünü küfürle açarsa, yani küfrün tekrar kalbine girmesi için, kalbindeki imanın çıkması için göğsünü şerh ederse, yararsa, kalbinden göğsüne bir yol açarsa, fe aleyhim gadabe minallahi, onların üzerine Allah'ın gadabı vardır. Lehum azabın azim, onlara azim bir azap vardır diyor Allah Teala. Ne olmuş? Kişi amene olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona 12 tane ihsan vermiş. Onu mürşidine ulaştırmış. Ondan sonra da 7 tane nimet vermiş. Ve bunlardan bir tanesi kalbine iman yazmak ve bu şekilde kalbini mutmain kılmak. Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlamış. Ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gök katlarına ulaşmış. Sebebi nefs-i emmarede %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikiminin ötesinde. Nefs-i levvamede bir daha %7 fazilet birikimi. Nefs-i mülhimede bir defa daha %7 fazıl birikimi. Ve nefs-i mutmainne de kalbi mutmain olan bir kişinin bulunduğu noktada bir daha %7 nur birikimi, kişinin ruhu 4. katta. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler ve diyenler ve dinleyenler. Mutmain olmuş kişi, ondan sonra da bir şey kalmamış zaten, mutlaka o kişi Allah'a ulaşacak. Ama Allah'a ulaştıktan sonra kişi Allah'ın yolundan saparsa, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın emirlerini yerine getirmezse, küfre sapmışsa, kalbine bu kişinin iman yazılmıştı, böylece mutmain olmuştu, yani kalbinde artan bir iman olduğu için mutmain olmuştu kalbine imanın yazılmasıyla 14. basamakta. 18. basamakta ise Allah'ın bütün verdiklerinin kendisine yettiğini ve bununla mutmain olduğunu hissediyor bu kişi. Ondan sonra da Allah'a ulaşıyor.
Allah'ın evliyası oluyor. İblis bundan sonra onu yoldan saptırıyor. O zaman ne olur? O zaman Allah'ın dizaynı tersine döner. Allah bütün verdiklerini geri alır. Kalbindeki imanı alır Allah-u Teala. Kalbinin içine tekrar küfür kelimesini koyar. Kalbin Allah'a dönük olan kapısını tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alıp yerine ekinnet koyar. Kalbe tekrar küfür yazılır ve kalp tekrar Allah Teala tarafından mühürlenir. Bunların hepsi aynen geriye döner. Ve Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol kapanır. O kişinin kendisinin sebebiyet verdiği kalbinden dışarıya akan, açılan yoldan kalbindeki iman kelimesi alınır. Öyleyse bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler şeytanın zulmetten nura, nurdan insan ve cin şeytanların, tağutun nurdan zulmete götürdüğü kişilerdir. İkinci suali Cabar'ın, duan 10, 11, 12, 13 ile Nahl 106 arasında bir ilişki var mı diyor. Fertekip yemetetis semai bi duhanin mübihin. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetliyor Allah Teala. Yani gelecekte bir günün, böyle bir günün geleceğini ve o gün söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ve o günü gösteriyor. O gün insanların nasıl bir zulmetle karardığını. Doğan 11, ya şennaz, haza azabın eleyim. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak elim bir azaptır. Yani bu dumanın aslında bir duman olmayıp bir azap olduğu ortaya çıkıyor. Bu azap nedir? Bu azap bütün insanlar için Allah'tan ayrılmanın neticesidir. Allah'ın söylediklerinin unutulması, Allah'ın hedeflerinin yok edilmesi, Allah'ın vasıta olarak koyduğu şeylerin hedef haline getirilmesi ve insanların Allah ile olan ilişkili olarak üzerlerine düşen Allah'a ulaşmayı dilemek, irşad makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yapar hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsteki bütün afetleri yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek gibi 7 tane safhadan oluşan İslam'ın 7 safhasının da ulaşılacağı bir devre, 7 safhasının da unutulacağı bir devreden bahsediyor Allah-u Teala. Duanın olduğu bu devre, içinde yaşadığımız devre, asr-ı hidayet. Bu sebeple hidayetin yok olduğu bir ortamda hidayetin yeniden canlandırılması, ihya edilmesi söz konusu. İşte bu azap o azaptır ki insanlar dinlerini tamamen unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı
dilememekten başlayan yedi safhalı bir unutma. Çok az bir grup insan bunun dışında kalıyor. Duhan 12, Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Onlar Rabbimiz diyecekler. Bu azabı bizden kaldır. Çünkü muhakkak ki biz müminleriz. Neden azap? Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim varsa o insan mutsuzdur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. İç dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için dış dünyasında mahzundur. Dış dünyasında azap içindedir, huzursuzdur. Başka insanlarla devamlı kavga halinde olduğu için. Öyleyse bu bir azaptır ki bütün insanlar yaşıyor. İç dünyalarında nefsleri ruhları arasındaki kavga olduğu için, nefs terbiyesini gerçekleştiremedikleri için. Dış dünyalarında gene nefslerin afetleri sebebiyle devamlı başka insanlara kötü davrandıkları için, dış alemlerinde huzursuzluk içinde ve Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzluk içinde, hangi cepheden? Hem emirler cephesinden, emirleri yerine getirmedikleri için anlayamadıkları bir huzursuzluk her an onları azap olarak yakalıyor. Hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledikçe bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha devamlı azap ediliyorlar. Ve diyorlar ki, ya Rabbi, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Ama müminleriz demeleri yetmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Ama onlar İslam'ın beş şartını gerçekleştirdikleri için kendini mümin zannediyorlar. İslam'ın içinde olanlar. Dışında olanlarsa Allah'ın söylediklerinden tamamen habersiz. Kendilerine kiliselerinde öğretilenleri yaptıkları için Hristiyanlar, mümin olduklarını zannediyorlar. Yahudiler de hahamlar tarafından kendilerine öğretilenleri yerine getirdikleri için dinin gereklerini yaptıklarını zannediyorlar. Ama aslında ne İslam'ın 190'dan fazlası, ne Hristiyanların 190'dan fazlası, ne Yahudilerin 190'dan fazlası, ne de diğer din sayılan veya din hüviyetinde kabul edilen diğer bütün dinlerdeki insanların 190'dan fazlası, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de dünyayı saran bir dumanın, huzursuzluğun içinde yaşıyorlar. Hepsi hem iç dünyalarında huzursuz, hem dış dünyalarında huzursuz, hem Allah ile olan ilişkilerinde huzursuz. Yetmez, ne yazık ki gidecekleri yer de cehennem. Bu da onları ayrıca huzursuz eden bir sebep. Duhan 13, Enna lehumuz zikra ve katcaühüm resulün mübin. Onlar ümit olmazlar, onlara andolsun ki apaçık bir resul geldi diyor Allah Teala. Resul geldi ve Resul hala hidayetten bahsediyor. Hidayet çağının Resulü hala hidayetten bahsediyor. Ama bütün dünyanın kalbi kapalı. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Öyleyse buradaki azapla Nahl 106 arasında bir ilişki var mı? Allah Teala her ikisinde de azaptan bahsediyor. Dumanın azap olduğunu söylüyor. Nahl 106'da da
onlara azim bir azap söz konusu olduğunu söylüyor. Kimlere? İmandan sonra tekrar küfre dönenlere. Duran 11'deki azapla Nahl 106'daki azap aynı azap değil. Nahl 106'daki azap sadece Allah'a ulaştıktan sonra tekrar fıska düşenleri kapsıyor. Allah'ın yolundan, şeytan tarafından ayrılanların azabını ifade ediyor. Ama Duhan 10, 11, 12, 13'teki azap bütün insanları kaplıyor. Hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi, hem de ulaştıktan sonra Nahl 106'ya uygun olarak Allah'ın yolundan ayağa kayanları kapsıyor. Üçüncü suali Cebbar'ın Bakara 257'deki zulmet ile Duhan 10'daki Duhan arasında bir ilişki var mı? İnsanların nurdan zulmete götürülmesiyle Nahl 106 aynı şeyi söylüyor. Allah'ın yoluna girdikten sonra hidayetten ayrılanların azabı. Elbette ki Duhan 10'daki zulmet onları da kaplıyor azap olarak. Bakara 257'deki zulmet aynı zamanda elbette Duhan 10'daki zulmet. Zulmet aynı zulmet. Kapsam açısından farklılıklar. Bakara 257'deki zulmet vuslattan sonra tekrar hidayetten düşenleri kapsarken, o kadar küçük bir alanı kapsarken Duhan 10'daki zulmet bütün dünyayı kaplıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu azabın içerisinde. Öyleyse herkesin kalbi karanlık, zulmet içerisinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezlerse o insanlar zulmette yaşıyorlar. Hem kalpleri %100 karanlıklarla dolu olduğu için zulmetteler, hem de dünya hayatında bir duhanın içerisinde oldukları için zulmetteler. Ve huzursuzlar, sıkıntılılar, üzerlerinde azim bir azap var. Kıyametten sonra da cehennemde bu azap çok daha üst boyutta devam edecek. Allah razı olsun. Serdar Demirci diyor ki sualinde, Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinde diyor, İnnellezine aminu vellezine hadu ven nesara ve sabiine men amene billahi vel yevmil ahire ve amile salihan ve lehum ecruhum inde rabbihim. Yahudilerin ve Hristiyanların ve Sabilerin arasında Allah Teala diyor ki onlar ki Yahudilerdir, Nasara'dır, Hristiyanlardır ve Sabi'indir. Onlardan her kim Allah'a amene olursa
yevmil ahiri dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse ve nefsi ıslah edici amellerle meşgul olursa, bu seviyede, bunda da bir seviye, belli bir seviyeye ulaşırsa, فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدِ رَبِهُمْ, onlar için Rablerinin indinde ecir vardır diyor Allah Teala. وَلَا هَفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَاسَنُونَ, onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar. Bu onların velayete ulaştıklarını gösteren işaret. Nerede onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar ibaresini görürseniz, bilin ki Allah Teala Allah'ın evliyasından bahsediyor. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor Serdar. Ne diyorduk? Bugünkü insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Yani 72 grup inanış var. Bu 72 grup inanışın içinde yaşayan insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, %90'dan fazlası. Ama bu %90'dan fazlasının dışında kalan %10'dan daha küçük bir grup, burada ifade edildiği gibi Yahudilerin arasında da, Hristiyanların arasında da, Sabilerin, geri kalan bütün fırkaların arasında da %10'dan daha az insan bu ayetin standartlarında. Onlar 73. fırkayı oluşturuyor. İslam'ın içinde de %10'dan daha az bir kesim. Yahudilerin içinde de %10'dan daha az bir kesim. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az bir kesim. Ve diğer bütün din adı verilen ya da inanış biçimleri olarak kabul edilen, toplamı 72 olan bütün grupların içinde %10'dan daha az insan, onda birden daha az insan Allah'ın hidayet yolu üzerindeler. Bu ayet bunu açıklıyor. Net olarak size her zaman söylediğimiz şeyi bu ayet isim de vererek için açıklıyor. Hem Hristiyanların, hem Yahudilerin, hem de geri kalan bütün fırkaları temsil eden Sabiler deyince Allah Teala hepsini birden kaplıyor. Yani geri kalan 70 fırkanın Hristiyanlar 1, Yahudiler 2 ve geri kalan 70 fırkanın içindeki insanlardan İslam da tabiatıyla burada bunun içinde toplam olarak insanların %10'dan daha azı bütün fırkalarda, burada adı verilen Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, diğer bütün dinlerin arasında da insanların %10'dan daha azı bu ayet-i kerimenin içinde. Bu Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesi bize 73. fırkayı anlatıyor. Ve isim vererek anlatıyor, net bir şekilde anlatıyor. Sizlere her zaman söylediğimiz husus bu. İkinci suali, bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır diyor. Bize göre ayetin önemi sizlere senelerden beri söylediğimiz şeyi net olarak anlatmasıdır. Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, Allah'ın diğer grupları saymayarak hepsine birden sahabi adını vermesiyle, geri kalan 70 fırkanın arasında da insanların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşanlardır. Ayet onu anlatıyor.
Şimdi 38. ayet-i kerimesine bakıyoruz Bakara suresinin. Kul nahbitu minha cemia. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Fe imma yetiyendeküm minni hüden. Size hidayetim geldiği zaman. Fe men tebiya hüdaye. Kim hidayetçime tabi olursa. Fe la hafın aleyhim ve la hüme yasunun. Onlara korku yoktur. Ve onlara masum olmak da yoktur. Burada bizim söylediğimiz geniş çerçevenin biraz daha daraltılmış bir hüviyeti var. Burada tabi olanlar için geçerli olay. Hidayet, Allah'ın hidayeti, Allah'ın hidayeti indirdiği vasıtasıyla geliyor. Mesela şu an dünyanın hidayet çağıdır. Allah'ın Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesinde söylediği hidayet şu anda bütün insanlığa açıklanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir hidayetçiye tabi olacak. Tabi olunabilecek olan, hüviyette olan herkes bir hidayetçidir. Hidayete erdirmeye vesile olandır. Kendisine tabi olunduğu takdirde olay tamamlanmıştır. Ve Bakara 38'de hidayetin gelmesi açıklanmasından sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler burada yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden irşat makamına ulaşanlar yer alıyor. Aslında onun ötesindeki kişiler de Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzere olmuşlardır. Gidecekleri yer cehennem değildir. Allah'ın cennetidir. O seviyeden itibaren onlar için cehennem korkusu yoktur. Cehennem açısından mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse felaha eren, kurtuluşa eren herkes bu hüviyettedir. Bu iki ayet Bakara 62 ile Bakara 38'in müşterek yönleri var mı? Var. Her ikisinde de amel-i salihattan bahsediyor Allah-u Teala. Birinde tabi oluştan, ötekinde de tabi oluş söylenmiyor ama amel-i salihatın başlaması tabi olmanın kesin işareti. Her ikisinde de korku yoktur diyor. Her ikisinde de onlara mahzun olmak da yoktur buyuruluyor. Bakara 62 amin olanları da kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve yevmil ahire inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakara 38'de tabiyetlerini gerçekleştirenler. Aradaki fark bu kadar. Üçüncü suali Serdar'ın, bu ayetlerle Yunus suresinin 62 ve 63. ayetleri arasında bir ilişki var mıdır? Yunus 62, Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yasunun ellezine aminu ve kanu yettekun. Yunus 62 ve 63. Bundan sonrası levhül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ellezine aminu, onlar aminudurlar. İkânü yettekûn ve takva sahibi olmuşlardır.
Bir, bizim Türkçemizdeki evliya olmak ifadesi var. Bu ermiş kelimesini ifade ettiği için ruhu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar olan her şeyi içerir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek, 14. basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak ve ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 21. basamak, 22. basamak. 22. basamağa kadar evliya olmak, Allah'ın evliyası olmak her şeyi içerir. O, burada evliya olmaktan murat, ruhun Allah'a ulaştırılması ve bu sebeple Allah-u Teala'nın dostu olmak. Ama eğer lügat manası itibariyle Allah'a dost olmaktan, Allah'ın dostu olmaktan bahsediyorsak, dostluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dostluk açısından Allah'ın evliyasıdır ve onlara müjdeler vardır, korku yoktur. Öyleyse aynı hususu Zümer 17'de de görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a yöneldikleri andan itibaren müjdeler söz konusu. Yani hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Korkusuzluk da burada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine Allah Teala bir ferahlık veriyor, bir huzur veriyor. Kişi bu mutluluğun içinde oluyor. Öyleyse bu ayetlerle Yunus Suresi'nin 62 ve 63. ayet-i kerimeler arasında ilişki var mı? Onda da وَلَا حَفْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ifadesi aynen var. Bu sebeple üçünde de aynı tema işleniyor. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Söylediğimiz Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi de onlara müjdeler vardır demekle aynı yere varıyor. Dünya saadeti ve cennet saadeti. Dünya saadetinin yarısı ve cennet saadeti kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişiye verilir. Çünkü o kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Daha başka bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ayetler arasında yakın bir ilişki söz konusu. Bunlardan Zümer 17'de Allah'a ulaşmayı dilemek korkudan beri olmayı ifade ediyor. Mahzun olmamayı ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mahzun olmama müessesesi, korkudan beri olma müessesesi orada mevcut sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse aralarındaki ilişki bu istikamette. Birinde üçüncü basamaktan başlıyor olay. Ama burada Bakara 38'de on dördüncü basamaktan başlayan bir husus var. Farklılık sadece bu kadar. Yunus 63'te takva sahibi olmaktan başlayan bir müessese var. Bu, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi olduğunuz için daha aşağı bir basamağı, üçüncü basamağı ifade eder. Çünkü Allah-u Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön ve takva sahibi ol diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor.
Ankara'dan Sait Göksal diyor ki, Nisa 175 ile Bakara 156 ve 157 arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Nisa 175. Fe emmellezine aminu billahi ba'desemu bihi fe seyutkülühüm fi rahmetin minhu ve fadlin ve yehdihim ileyhi sıratan müstakim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, edecektir, ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a sarılmayı dileyenler. Bakara 156-157 Ellezine izâ esâbetün musibetün kâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ülâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ülâike humul muhtedûn. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ya Rabbi, biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah için yaratıldıklarının idrakine varan, Allah'a mutlaka döneceklerinin garantisini Allah'a veren insanlar bunlar. Çünkü huşu sahipleri Allah'a mutlaka inanacaklarına dair kesin bir inanç duyuyorlar. Bakara 46 gereğince اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ diyor Allah-u Teala. Onlar kesin muhakkak şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Aynı inancı burada da bütün boyutlarıyla görüyoruz. Mutlaka Allah'a ulaşacağız diyorlar. İnna muhakkak ki biz ileyhi racun, ona rücu edeceğiz, ona vasıl olacağız, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Bakara 157'de de onlara ilave olarak salavatın da bir nur olarak verileceği zikir yaptığı takdirde rahmetle birlikte ve onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sual, Nisa 175 ile Bakara 156 ve 157. arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Elbette ikisi de insan ruhunun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Birisi sırat-ı müstakime ulaştıracak hüviyette bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek, ama neticede sırat-ı müstakim mutlaka o kişiyi Allah'a da ulaştıracak. Bakara 156 ve 157 ise hidayete erenler oluyor diyor Allah Teala. Rahmet ve fazladan sonra rahmetle salavat da alıyorlar, Allah'a ulaşıyorlar. Aralarında bir ilişkiden söz etmek elbette mümkün. Birincisi sırat-ı müstakime kadar ulaştırsa da, ikincisi hidayete erdirse de, sırat-ı müstakime ulaşmakta neticede o kişi 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise mutlaka Bakara 157'nin sonucuna o kişiyi ulaştırır. İkinci suali Said'in diyor ki, Araf 9'da belirtilen ayetlere zulmetmenin, Yunus 8'de belirtilen nefsin hüsrana düşürülmesiyle ilişkisinin olup olmadığını açıklar mısınız diyor. Araf 9 ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasire enfusuhum. Bu ayet müminin yüz düşüne aynı. Kimin sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Bir makâni bir hayatına yazdımun. Ayetlerimize zulmettikleri için nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Böyle yapan insanların hepsi Allah'ın ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmak konusundaki emirlerini çiğnemiş oluyorlar. Bu konudaki ayetlere de zulmediyorlar. Ne yaparak? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini ketmederek. Bakara 159'a göre Allah'a mülaki olmayı inkar ederek
Keyf 105'e göre Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yalanlayarak, Araf 147'ye göre. Üç ayrı cepheden de aynı sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ayetlerini inkar ederek, yalanlayarak ve örterek ayetlere zulmetmek, hangi ayetleri? Hidayet ayetlerini, Allah'a ulaşmaya mütalik olan ayetleri, ölmeden evvel ruhun Allah'alaştırmasına mütalik olan ayetleri bu hüviyete getiriyor bu insanlar. Ve Yunus 8'e bakıyoruz. Ülâike mevâhumün nâru ve mâkânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerine zulmetmiş oluyorlar. Ve Yunus 8'de onların gidecekleri yer diyor, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, yani Araf 9'daki Allah'ın ayetlerine zulmedenler olduğu için. Nitekim Yunus 8'den evvel Yunus 7'de Allah Teala onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ayetlerimizi bilmeyenlerden başlayarak ayetleri inkar etmek suretiyle, yalanlamak suretiyle, örtmek suretiyle Allah'ın ayetlerinin yalanlanması söz konusu. Yani Araf 9'da belirtilen ayetlere zulmetmek, Yunus 8'de belirtilen nefsin hüsrana düşürülmesi, Yunus 8'de nefsin hüsrana düşürülmesinden değil de kazandıkları derecelerin ateş olduğundan bahsediyor. Kaybettikleri dereceler daha fazla olduğu için ilişki kesin olarak var. Üçüncü suali Said'in, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın ilminin ve rahmetinin her yeri kuşattığı belirtilmektedir. Aynı ilmin ve rahmetin içimizi ve dışımızı kuşatması nedeniyle kendimizi ilmin ve rahmetin bir parçası olarak sayabilir miyiz? Cevap evet. Bakalım Mümin 7'ye. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ. Oradaki kişi arşutulan melekler. يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Rablerine hamd ile tesbih ederler. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Ve ona iman ederler. Ve yestağfirûne lillezine aminu. Ve amin olanlar için mağfiret dilerler. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, vesite külle şeyin rahmeten ve ilmen. Senin rahmetin, sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fâfir lillezine tâvû. Kim tövbe ederse onlara mağfiret et. Ve tebevû sebîneke. Tövbe ederek, tövbe etmek suretiyle senin yoluna girenlere, yoluna tabi olanlara, ruhları vücutlarından ayrılarak, tabi oldukları için ruhları vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşanlara. O takdirde onlara mağfiret eyle. Vettebu sebilike ve kihim ve kihim azabel cahim. Onları cehennem azabından vikaye et, korun. Diğer sual İstanbul'dan Hüseyin Dukadir'den geliyor. Sualin cevabını baştan söylediğimiz için, evet dediğimiz için sonunda vermedik ama bir defa daha söylemekte
Şimdi fayda görüyorum. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için kendimizi ilmin ve rahmetin bir parçası olarak sayabilir miyiz? Evet, biz insanlar Allah'ın ilminin ve rahmetinin bir parçasıyız. Çünkü hepimizi tam bizim şeklimizde Allah'ın rahmeti ve fazlı kuşatmıştır. Yunus'un bir ben vardır benden içeri dediği şey budur. Aynı zamanda ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demekten muradı Yunus'un budur. Allah-u Teala'dan değil, Allah'ın ilmi ve rahmetinden bahsediyor kendisini. Tam Yunus hüviyetinde bütün vücudunu kapladığı için tam Yunus hüviyetinde kuşatan Allah'ın fazlı ve rahmeti. İstanbul'dan Hüseyin Nurkadir diyor ki, Yunus suresinin 31. ayet-i kerimesi ile Ali İmran suresinin 27. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Bakıyoruz Yunus 31'e. Kul men yerzukukum mines semai vel ardı. Emmen yemlikus sem'a vel ebsare ve men yuhricul hayye minel beyti meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayye ve men yudebirul emr fese yekulun Allah'ı fekul efela tettekun. Kul de ki, semadan ve erzan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, yani işitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, yani sahibi kimdir? Emen yemlikus sem'a vel ebsare. Yani onları sizin vücutlarınıza işitme ve görme hastalığını yerleştiren kimdir? Ve kim canlıyı cansızdan, diriyi ölüden çıkaran ve cansızı, ölüyü canlıdan, diriden çıkaran kimdir? Ve işi düzenleyip idare eden kimdir? Emri tedbir eden. O zaman Allah diyecekler. Öyleyse hala takva sahibi olmayacak mısınız de, diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 27'ye giriyoruz. Tûlicul leyle fin nehâri. Geceyi gündüze sokarsın. Ve tulicun nehara filleyle gündüzü geceye sokarsın. Ve tuhricul hayya minel meyyiti diriyi ölüden çıkarırsın. Ve tuhricul meyyite minel hay ölüyü de diriden çıkartırsın. Ve terzuku men yeşayı men terzuku men teşayı bi gari hesap. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Her iki ayette de ölüden diriyi çıkarmak, diriden ölüyü çıkarmak söz konusu. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Yunus 31. Âl-i İmrân 7 de takva sahibi olanların neticesini söylüyor hesapsız rızıklandırılmak.
takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olacağı için hesapsız rızıklandırılacaktır. Onlar ki diyor Allah-u Teala aminu olmuşlardır. Onlar mümin olmuşlardır ve nefs tezkiyesine başlamışlardır. Onları hesapsız rızıklandırırız diyor Allah-u Teala. Sonuç, aynı sonuç. İkinci suali Hüseyin'in, kişinin birinci defa ölüyken hayata getirilmesinin yalnızca Allah'a ulaşma talebiyle gerçekleştiğini, kişinin ikinci defa hayata getirilmesinin ise daimi zikrin sahipleri için ulul-elbab makamında gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz? Diyor. Evet. Kişinin birinci defa ölüyken hayata getirilmesi sadece bir dileğe bağlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ölü olan o kişinin, ölüden buradaki murad Allah Teala'nın gözleri görmüyor. Görme hastası perdeli, kulakları duymuyor, engel var. İşitme hastası mühürlü. Kalbinde küfür yazılı, kalbinde ekinnet var, idrake mani oluyor. İdrak edemiyor kişi. Ve aynı zamanda da kalbi mühürlü. Mühürlü olan her kalpte de küfür kelimesi var. Bu sebeple bu kişi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen, kör, sağır, dilsiz, idraksız bir hüviyette ölü diyor Allah Teala ona. Bu ölü Allah'a ulaşmayı dilerse rahim esmasıyla tecelli bu kişiyi hayata getiriyor. Hem görme hastasının üzerindeki gışavet açılıyor, hem gözlerin üzerindeki hicab-ı mestur adlı perde alınıyor, hem kulaklardaki vakra alınıyor, hem semi isimli işitme hastasının üzerindeki mühür alınıyor, açılıyor, hem kalbin mühürü açılıyor, kalpten ekinnetle birlikte küfür kelimesi alınıyor, hem de onun yerine idraksizliği sağlayan müessesenin yerine ekinnet geliyor, idraki sağlayan bir müessese geliyor. Böylece kişi ölüyken hayata geliyor. Hayata adım atıyor. Hayata gözünü, kulağını açarak hayata giriyor. Yaşamaya başlıyor. Sonra bir farklı olay, kişi ulul-elbab makamına ulaşıp da daimi zikre vardığı zaman gerçekleşiyor. Kişi daimi zikirde nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. O kişinin kalp gözünü açıyor Allah-u Teala. Bu dünyaya değil, gayba açılan, diğer alemlere açılan bir kalp gözü ve kalp kulağını açıyor Allah-u Teala. Bu alemdeki sözleri işitmeye değil, Allah'ın söylediklerini işitmeye bir ve Allah-u Teala'nın özellikle yerlerin melekutunu ve göklerin melekutunu göstermesi için gaybla alakalı bir işitme ve görme standardı. Gaybı gösteriyor Allah-u Teala yerlerin melekutunu, gaybı gösteriyor Allah-u Teala göklerin melekutunu ve onları anlatıyor.
o kişinin kalp kulağına. Bu kişinin ikinci defa hayata getirilmesidir. Birincisinde bu dünya için hayata getiriliyor kişi. Basamak 3'ten başlıyor olay. 7'de tamamlanıyor. Diğerinde ise 26. basamaktan başlıyor. 27 ve 28. basamakları da ihata ediyor. Gayb için, gayb kalp kulağının, kalp gözünün açılması. Üçüncü suali kardeşimizin, kişinin birinci defa hayata getirilmesi noktasında kişi henüz rahmetle faz ve rahmetle salavatı alamazken bu kişinin hayata getirilmesini Allah'a ulaşmayı dileme talebiyle bu kişide tecelli eden rahim esmasına bağlayabilir miyiz? Bir defa daha okuyalım. Kişinin birinci defa hayata getirilmesi noktasında kişi henüz rahmetle faz ve rahmetle salavatı alamazken bu kişinin hayata getirilmesini Allah'a ulaşmayı dileme talebiyle bu kişide tecelli eden rahim esmasına bağlayabilir miyiz? Elbette demin anlattık. Rahim esmasının tecellisiyle söylediğimiz hastalardaki ve uzuvlardaki dünyaya açılma, sağırken işitme, körken görme, idraksizken idrakin sahibi olma hem hastalarda hem de uzuvlarda tahakkuk ediyor. Bunun sebebi o kişide Allah-u Teala'nın tecelli eden rahim esmasıdır elbette. Teşhis doğru. Denizli'den Doğan Kuşman diyor ki, birinci sualinde Allah-u Teala Hicr 91 ve Ali İmran 119 ve Yasin 69 ayet-i kerimelerinde hep Kur'an ile örnek veriyor. Bakalım ne diyor? اَلَّذ۪ينَ جَعَلُ الْقُرْآنَ اِد۪ينَ Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Yani fırkalara ayrıldılar diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'in her bir parçasını, bir kısmı üstlenmiş, hepsini birden üstlenen yok. O kendi kesimindekine idare ediyor. Ne diyor Allah-u Teala? Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gittin, kelime deyin, şehadet getirin. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Biz bu 5 şartı yapıyoruz. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şart olduğuna göre, biz de hepsini gerçekleştirdiğimize göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. İşte böylece insanların ayrı ayrı gruplar oluşturması söz konusu oluyor. Ali İmran 119, şimdi birincisinde Hicr 91'de Kur'an-ı Kerim'in parça parça edilmesi söz konusu. Herkes ayrı bir dizayn tutturmuş. Dünya üzerinde İslam'da birçok gruplar oluşmuş. Bunlardan kurtuluşa ulaşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Geri kalanların hepsi ayrı ayrı parçalara ulaşmış. Bölünmüş durumdadır. Ve kurtulabilecek olanlar da gene İslam'ın %10'dan ne yazık ki daha azınlığıdır. Ali İmran 119'a geliyoruz. Ha entüm ilahi tuhibbin tuhibbunehum ve la yuhibbinekum. Siz onları gene de seversiniz. Onlar size muhabbet duymadıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Ve tuminune bil kitabı küllehi. Ve kitabın bütününe iman edersiniz. Burası son derece önemli.
Kur'an-ı Kerim'in parça parça kılınmasıyla Kur'an'ın bütününe iman etmek birbirinin tamamen zıttı. Sahabe bütün Kur'an'ı yaşamışlar. Ama bugün dünya üzerindeki İslam'ı yaşadığını zanneden insanların %90'dan fazlası fırkalara ayrılmış durumda İslam'ı yaşamıyorlar. Ve diyor Allah Teala, siz kitabın, Kur'an'ın yani bütününe iman edersiniz. Ve izâ lekûkum kâlû amennâ. Sizinle karşılaştıkları zaman likâe ulaşmak, size ulaştıkları zaman, sizinle karşılaştıkları zaman derler ki amennâ, biz amini olduk. Ve izâ halev abdû aleykumul enâmine minel gâiz. Yalnız kaldıkları zaman hırslarından, öfkelerinden, gayzlarından parmaklarını, parmak uçlarını ısırırlar. Kul mutu bi gazikum, de ki gayzınızdan, öfkenizden ölün. İnne Allahi alimun bizzatüsüdür. Allah göğüslerde olanı, sinelerde olanı bilir. Gene burada Allah Teala kitaptan bahsediyor. Hicri 91'de Kur'an'ı parça parça kılmış insanlar. Bugün bu olay yaşanıyor. Her biri başka bir cepheden almış ama bütünü yaşamıyorlar. Ya da aslı yaşamıyorlar demek daha doğru. Asıl Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir bütün 7 safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, irşat makamına ulaşıp tabi olmak iki, ruhu Allah'a ulaştırmak üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dört, nefsi Allah'a teslim etmek beş, irşada ulaşmak altı ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa artık çok küçük topluluklarda yaşanıyor. İşte o yedi safayı yaşayanlar olarak bizler sevgili kardeşlerim, sevgili Mir camiası, üniversitemizin değerli mensupları ve bizleri dikkatle takip edip söylediklerimizi tatbik edenler, hidayete adım atanlar, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler onu yaşayanlarız. Allah'ın hidayet yolunda hidayeti yaşayanlar, yani Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Yasin 69. Ve ma alemna huşşire ve ma yembegî leh in huve illa zikrun ve Kur'an'ın mübin. Biz ona şiir öğretmedik diyor Allah Teala. Ve ma allemnahu, biz ona öğretmedik şiire, şiir. Ve ma yenbegi lehu, ve bu ona yakışmaz da. Ona şiir öğretseydik bu ona yakışmaz da diyor Allah Teala. İn huve illa zikrun, bu bir öğüttür yani Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'ın mübin, bu açık bir, apaçık bir Kur'an'dır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hicr 91, Ali İmran 119 ve Yasin 69'a baktık. Bu ayetlerde Kur'an ile örneklenerek anlatılan özellikleri bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Önce parça parça kılanların durumunu anlattık. Ne olmuş? Kur'an'ı unutmuşlar, devre dışı bırakmışlar. İslam'ın 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getirmekle meşgul insanlar ve her biri ayrı bir parçaya ayrılmışlar.
bu parçalanma tarikat mensupları arasında da görünüyor. Senelerce önce mürşitleri ölmüş kişilerin ve bir daha biz başka mürşide tabi olmayız diyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemeyi unutmuşlar. Böyle bir dizayn Allah Teala tarafından geçerli değil. Hayatta olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey kitlenin %90'ından fazlasında zaten bütünüyle unutulmuş. Ki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan da asıl bu. Öyleyse işte kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mutlaka o parçalardan parça parça ayrılmış insanların bir grubunda ama kurtuluşun içinde değil. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala Kur'an'ın temel özelliğinden bahsediyor. Kur'an'ın bütününe tabi olmak söz konusu. Yani birinci safhayı yerine getirdiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi irşat makamına ulaştıracak, tabi olacaksınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelere birer birer ulaşacaksınız. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açık, alnınız açık, yüzünüz fark, göğsünüz nurla dolu, Allah'a ulaşacaksınız. İşte yapılması lazım gelen şey budur. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olmakla özetlenebilir. İkinci suali, apaçık bir kitap olmak, kitabın bütününe tabi olmak ile kitabı öğrenmeyi Allah'a yaklaşım basamakları sırasına göre bir anlatım diyebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim açık, apaçık bir kitap, tamam. Kitabın bütününe tabi olmak ile kitabı öğrenmeyi Allah'a yaklaşım basamakları sırasına göre bir anlatım diyebilir miyiz? Yani bütününü kapsıyor mu manasına soruyor bunu. Böyle bir mana çıkıyor. Evet, Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve kişiyi sonsuz mutluluğa kadar ulaştıracak olan bir bütün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yedi safa. Dört teslim ve yedi safa. Öyleyse İslam kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin dini sadece bu Hanif dinidir. İslam dinidir. Yedi tane safadan, dört tane de teslimden oluşur. Osmanlı'da geçen yedi iklim, dört bucak bunu ifade eder. Yedi safa, dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah razı olsun. Ankara'dan Halim Albayrak diyor ki, Bakara suresinin 54. ayeti kelimesinde kendinizi öldürün, intihar edin denilmekte. İntihar etmek Allah'ın yasakladığı fiillerden olması nedeniyle bu fiilin Rabbimiz katında hayır olmasına açıklık getirir misiniz? Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve izkale Musa likavmihi. Musa o zaman kavmine dedi ki ya kavmi innekum zalemtum enfisekum. Ey kavmim, kendinize zulmettiniz, nefslerinize zulmettiniz. Muhakkak ki siz nefslerinize zulmettiniz. Bitti hazikumul icle, icleyi yani buzağı kendinize ilah edinerek.
Fettubu ila bari'ikum. Yaratıcınıza tövbe edin. Faktülü enfisekum. Kendinizi öldürün. Zalikum hayrun lekun. Bu sizin için hayırdır. İnde bari'ikum. Yaratıcınız katında. Fetâbe aleykum. Ve öyleyse ona tövbe edin. İnnehu huvet tevvabur rahim. O tövbenizi Fettâbe aleyküm, o tövbenizi kabul buyurmuştu, kabul etmişti. İnnehu huvet tevvabur rahim. O tevvabur rahimdir. Tövbeleri kabul edici ve rahim esmasıyla tecelli edicidir. Şimdi burada Allah Teala faktülü enfisekum kullanıyor. Nefslerinizi öldürün. Olaya beraberce bakıyoruz. Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesinden evvelki duruma bakacağız. 53'e bakalım. Böylece hidayet eresiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan verdiğimiz zaman. Sonra sizi bunun muzayı ilah edilmenin ardından affetmiştik diyor Allah Teala 52'de. Ve 51'de de olayın başlangıcını anlatıyor. Hani o zaman Musa'ya Tevrat vermek üzere turda 40 gecelik vaatte bulunmuştuk. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı bu buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Ve siz böylece zalimler olmuştunuz diyor Allah Teala. Ama arkasındaki ifadeye bakın. Sonra sizin bunun buzağı ilah edinmenin ardından affetmiştik. Umulur ki şükredersiniz diyor Allah Teala. 52. Yani affedildiklerini söylüyor. 53'te böylece hidayete eresiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan verdiğimiz zaman, biz o zamanki Musa'ya hidayete ermeniz için kitap ve Furkan vermiştik. Ve 54 diyor ki Hazreti Musa o zaman kavmine bu sözleri söyledi. Ve 55. ayet-i kerime bununla alakalı değil. Öyleyse buradaki taktülühüm kelimesi intihar edin anlamına geliyor mu? Bir asli anlamına bakalım buradaki. Allah Teala affetmiş zaten hepsini. Affettiğine göre onlar pişmanlık duyup af dilemişler. Allah Teala onları affetmiş. Affettikten sonra neden intiharlarını istesin Allah Teala? Öyleyse buradaki nefslerinizi öldürün, nefslerinizdeki bütün afetleri yok edin anlamına geliyor. Tasavvufta nefsi öldürmek olarak bir tarif söz konusudur. Bu tarif nefsin öldürülmesi. Ama söz konusu olan şey nefsin öldürülmesi olmaz. Allah Teala nefs kelimesini kullanmış. Zaten nefsini kimse öldüremez. Fizik vücudunu öldürmesi, yani intihar etmesi söz konusu olabilir kişinin.
Ama hiç kimse nefsini öldüremez. Allah Teala burada nefslerinizi öldürün ifadesini verdiğine göre buzağı ilahi dindiğiniz anda her şey tersine döndü diyor. Sizin hidayetiniz gitti. Kalbinize tekrar küfür yazıldı. Başa döndünüz. Şimdi nefslerinizi öldürün. Yani nefs tezkesi yaparak Allah Teala sizi affettiğine göre, tekrar tabiyetinizi gerçekleştirdiğinize göre nefslerinizdeki afetleri yok etmek suretiyle ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırın ifadesi var. Eğer Allah Teala burada uzak bir ihtimalle intihar edin ifadesini kullanmışsa zaten şu olmuştur. Bu toplumdan hiçbirisini Allah-u Teala Şer'i nehrinin öbür tarafına ulaştırmamıştır. Bu buzağıya tapanların hepsini Hazreti Musa ve Harun'la birlikte 40 yıl Konya Ovası kadar bir ovada döndürüp durmuştur Allah-u Teala. Ve bu büyük hatayı işleyen Samiri'nin buzağısına tabi olanların hepsi bu yolculuk sırasında, yıllarca süren, 40 yıl süren bu yolculuk sırasında hepsi ölmüşlerdir. Son gece Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da almıştır. Şeria Nehri'nin öbür tarafını geçebilen sadece Hazreti Harun olmuştur. O zaman ölmek veya bu devrenin sonunda ölmek hepsi ölüm. Ama kardeşimizin dediği gibi, Halim Albayrak kardeşimizin dediği gibi Allah Teala burada intihar etmeyi kastediyor anlamı ikinci derecede bir hüviyet kazanıyor. Çünkü Allah Teala'nın ayetlere baktığımız zaman onların af dileyip Hazreti Musa'dan tekrar tövbe alması sırasında Allah Teala onların hepsini zaten affetmiş. O zaman intihar etmeleri için sebep kalmıyor. İkinci sualinin A şıkkında diyor ki, dinlediğim sohbetlerden şeytanların Allah'a ulaşmalarının mümkün olmadığını, cinler ve şeytanların serbest iradeyle yaratılmasına rağmen şeytanların Allah'a ulaşmayı dilememelerinin nedeni yaratılış fıtratlarından gelen bir özellik olup olmadığını izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, sadece şeytanlar değil, cinlerin de hiçbirisi Allah'a ulaşamaz. Onların, ne şeytanların, ne cinlerin Allah'a ulaşacak olan ruhları yok. Nefs ve fizik vücuttan oluşuyorlar. Şeytanlarda da, cinlerde de Allah'a dönüp ulaşacak olan bir ruh yoktur. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın cinlerin ruhunuzu bana ulaştırın tarzında cinlere bir emir ulaştırdığını hiçbir zaman göremezsiniz. Cinlerin ruhu yoktur ki Allah'a ulaşsınlar. Şeytanlar da cinler gibi dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Ve nefsleri olmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değildir. İnsanların Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, şeytanların ve cinlerin nefslerini tezkiye etmeyi diledikleri yerle aynı yerdir. Üçüncü basamak. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarız. Ki bu nefs tezkiyesinde dilememiz dolaylı bir şekilde nefs tezkiyesinde dilememiz anlamına gelir. Cinlerse nefslerini tezkiye etmeyi Allah-u Teala'dan dilemek, bu konuda Allah'tan yardım istemek mecburiyetindedirler. Bunu yaptıkları anda üçüncü basamaktadırlar. Rey mesması onlarda da tecelli eder. Kalp gözleri, kalp kulakları, baş gözleri, baş kulakları
idrak kasaları açılır ve nefs tezkiyesini onlar da yaparlar. Bizim üç işlemimize karşılık ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, nefs tezkiyesini yapmak ve fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a teslim etmek konusundaki gayretlerimizi onlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek üzere üç teslimde noktalarlar. Biz insanlar dört teslimde noktalarız. Aynı basamaklardan geçerler. Ruhlarını Allah'a teslim etmek diye bir olayın onlar tarafından söz konusu edilmesi geçerli değildir. Ama aynı basamakta, 21. basamakta onlar da biz insanlar da tezkiye oluruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %49'u fazl, %2'si de rahmet olmak üzere %51'e ulaştığı an o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. İnsanların ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Allah razı olsun. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cinlerin ve şeytanların işi değil. Onlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Nefs tezkiyesini dilerler. B şıkkında da kardeşimiz diyor ki, cinlerin ve şeytanların yaratılışlarında fizik ve karakter yönünden farklılık var mıdır? İzah eder misiniz? Elbette. Nasıl biz insanlar hiçbirimiz birbirimize benzemiyorsak, nefsimizin kalbinde de afetler, 190 puan afet varsa ama hepsinin fonksiyonu ruhun hasletleriyle bir paralellik gösteriyorsa, cinlerin de hasletleri onlara Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir yapı olarak mevcut. Ruhları yok ama o hasletlere bir dizayn olarak sahipler. Yani içlerindeki iradelerinin ihtiva ettiği bir dizi haslet ruhları mevcut olmadığı için böyle bir statünün içinde değil ama iradenin kontrolü altında hasletlere sahipler. İradi yapı hasletleri ihtiva ediyor. Cinlerin ve şeytanların yaratılışlarında fizik açıdan da karakter açısından da insanlar gibi farklılıklar var. İstanbul'dan Sabri Bey diyor ki birinci sualinde Ali İmran Suresi 200. ayet-i kerimede Rabbimizin rabıtayı kurun emri rabıtanın mukteseb hak olarak verildiği yer daimi zikir olduğu için daimi zikre ulaşın emri olarak anlaşılabilir mi? Ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullaha lealekum tuflihun. Ey amel olanlar, sabredin ve sabrın sahibi olun ve rabıtanın sahibi olun. Böylece felaha erersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sabredin ve sabrın sahibi olun. Sabrın sahibi olmak başka, sabretmek başka. Sabrın sahibi olmak, nefsin kalbinde hiç sabırsızlık afeti kalmaması demek. Onun ötesine geçmek, sabiri olmak, 19 kademede nefsinizin afetleri, sabırsızlık afeti yok olduktan sonra sabır iç dünyanızın 19 mertebe
müzeyyen olmasını ifade ediyor. Sabır hasletinizin müzeyyen olması. Bu emir daimi zikre ulaşın emri olarak anlaşılabilir mi? Buradaki felah, sabrın sahibi olduktan sonraki felah olması hasebiyle, evet, daimi zikre ulaşın emri olarak da anlaşılması söz konusu. İkinci sualli kardeşimizin, rabıta daimi zikre gelmeden nasıl kurulabilir? İrşat makamına dikkatle bakacaksınız. Sonra da tıpkı birdinizi yaparkenki gibi 25 defa 25 defa estağfurullah çekeceksiniz. Oradaki başlangıcın aynını yapacaksınız. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan rabıta dileyeceksiniz. 7 tane ayetel kürsü okuyacaksınız. Ve irşat makamını gözleriniz kapalı olarak kalbinizden görmeye çalışacaksınız. Bir fotoğrafına dikkatle bakın, konsantre olun. Bir süre sonra beklemediğiniz bir an, onu karşınızda göreceksiniz. Sizinle mutlaka konuşur, konuştuğunu da işiteceksiniz. İşte rabıtayı kurmanız önemli bir keyfiyet. Şunu bilin ki aynı anda 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi aynı mürşitle konuşabilir. Her birine Allah-u Teala başka mürşidin, irşat makamının başka bir ruhunu vazifeli kılar. Hepsinden Allah haberdardır. Ama mürşid sadece başının üzerindeki nur, ruh, onun gittiği kişiyle olan konuşmadan haberdardır. Ötekilerden haberdar değildir. Ancak Allah'a sorarak öğrenebilir sonuçları. Üçüncü suali kardeşimizin, bir kişinin geçimini sağlamak için aylık 1 milyar yetmiyorken, aynı şartlar altındaki bir başka kişinin bu paranın çok çok altında geçinebildiğini görüyoruz. Bu olay nasıl gerçekleşmektedir? Bu olayın adına bereket diyebilir miyiz? Bu olay bereketle gerçekleşmektedir. Allah Teala onlara bereket veriyor. Bunlar kimler? Bunlar aminu olduktan sonra mutmainne noktasına kadar ulaşabilenler. Mutmain olunca Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğu konusunda bir kanaata sahip olurlar. Ne diyor Allah Teala? Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubi, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kim mutmain kademesine ulaşmışsa, o kişi Allah kendisine ne kadar para veriyorsa onunla mutlaka geçinir. Allah razı olsun. Bu Allah'ın bu bereket müessesesindeki hikmetin sebebi nedir diye soruyor kardeşimiz. Hikmetin sebebi o kişinin mutmain kademesine gelmiş olması. Nefsinin kalbindeki nurlar henüz %30. Ama nefsinin kalbindeki yüzler %30, ruhunun kalbindeki nurlar %100, %130 kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmuş. %200'de sadece 70 kalmış karanlık. Yani %35 nefsinin kalbi karanlık kişinin, %35 afetler var içinde. %65 Allah'ın nurları. Bu noktada kişi
mutmain olmuştur. Bereketinde sahibi olmuştur. Allah razı olsun. Dördüncü sualinde diyor ki, Yecüc ve Mecüc olarak adlandırılan varlıklarda serbest irade var mıdır? Elbette vardır. Onlar da serbest iradenin sahipleridir. Yerin altında yaşamakta olan bir takım varlıklardan bahsedildiği genel kabul görmüş bir düşünce standardıdır. Ve bunlar Zülkarneyn zamanında yeryüzüne çıkıp bir hayli talan etmişler. Çok zarar vermişler insanlara. Onun üzerine Zülkarneyn de onların çıkacakları o yolu belki de çok fazla uzun bir tüneli tamamen ergimiş madenle örtmeyi başarmış. O günden bu tarafa Yecüc Mecüc'ün yeryüzüne çıkması söz konusu değil. Ama kıyamete yakın bir sürede Yecüc Mecüc mutlaka çıkacak. Allah Teala'nın dizaynı o dizayn. Burada sembolik olarak Allah Teala'nın Yecüc Mecüc olarak İlluminati'den bahsettiği de söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir. Ama Yecüc Mecüc'ün bir vaktiyle var olan bir kabile olduğu ve çok zarar verdiği belli. Ama o devrede de herkese hükmetmek isteyen çok zenginlerden oluşan bir kütlenin bu tarzda bir nüfuz etmek suretiyle kabileleri kontrolü altına alması ve kötü yolda kullanması mümkün olabilir. Kardeşimiz diyor ki, bu mahluklar içinde cennet ve cehennem geçerli midir? Tabii geçerlidir. Onlar için de hem cennet hem cehennem geçerlidir. Aslında bir küçücük yanlışımız var. Cennet geçerli değildir. Çünkü ne yazık ki Yecüc ve Mecüc'ün arasında mümin olan, Allah'laşmayı dileyen hiç kimse olmayacak. Yani Yecüc Mecüc adı verilen mahlukların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Enam Manisa'dan Osman Kökçü kardeşimiz yeni bir sualde diyor ki, Enam 26'da anlatılan kişilerin Nisa 167'deki kişiler olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakalım. Enam 26 ile Nisa 167'ye bakıyoruz. Ve hüm Enam 26 ve hüm yenhevne anhu ve yenevne anhu ve in yuhlikune illa enfisehum ve ma yeşkurun ve onlar ondan yani hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar ve onlar da
Yani kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar. Yani hidayete ermek istemezler, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar. Şuurunda değillerdir. Nisa 167 İnnellezine keferu ve sadu an sebilillahi kattalü dalanen bayida. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan, sebilinden, sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Evet, Enam 26 ile Nisa 167 ikisi de Allah'ın yolundan men edenlerden bahsediyor. Enam 26'dan bir evvelki ayeti kerimeye bakalım. Allah Teala Enam 25'te diyor ki Allah razı olsun. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı, anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk ve kulaklarında vakra vardır ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar, hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. 24. ayet-i kerimeye bakalım. Kendilerine karşı iftira ettikleri şey onlardan uzaklaştı diyor Allah Teala. Ve Allah Teala her iki ayette de Allah'tan men ettiklerini ifade ediyor. Aslında bu Allah'a ulaşmaktan men etmektir. Her iki grupta Allah'tan men edenler. Allah razı olsun. Öyleyse Enam 26'da anlatılanlar da Nisa 167'deki kişiler de aynı kişiler. İkinci suali, Enam 28'de gizlenen şeyin hidayet olduğunu Bakara 159'a dayanarak söyleyebilir miyiz? Enam 28. Bel ve da lehum ma kanu yuhune min kablik. Min kablu. Ve le ruddu
ile adu lima nuhu ahuve anhuve hüb lekazibun. Hayır. Beda, bedi oldu. Açıklandı lehum onlara ma kânü yuhune min kabri. Bundan evvel gizledikleri şeyler. Eğer geri döndürülseler de öyle ruddu. Men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak yollar gerçekten yalancıdırlar. Bakara 159 İnne lezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel hüda. Muhakkak ki onlar bizim indirdiğimiz beyinelerden olan şeyleri vel hüda ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Min badima beyennâhu linnâsi fi kitâbi. Bunları biz insanlara kitapta beyan etmemize rağmen. Ülâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumullâinûn. Allah'ın laneti de onların üzerindedir. Lanet edenlerin de lanetleri onların üzerindedir. Bakara 159'da gizlenen şeyin hidayet olduğu açıklık kazanıyor. Vel hüda kelimesiyle ve hidayeti de gizlerler diyor Allah Teala. Enam 28'de bundan evvel gizlemiş oldukları şeyler deniyor. Özellikle insanlardan hidayeti gizledikleri anlaşılıyor. Yani Enam 28'deki gizlemiş olunanlarla Bakara 159'da gizlenen Allah'ın ayetleri ve hidayet aynı şeyi ifade ediyor. Üçüncü suali Enam 29, 30 ve 31'i açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ve kâlû in hiye illâ hayâtûne dünyâ ve mâ nâhnu bi me'usîn. Bizim hayatımız dünya hayatından başka bir şey değildir ve biz beyaz edilecek, yeniden diriltilecek değiliz dediler. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki kıyamette zaman duracak, ondan sonra da geriye yönelecek, başa geri dönecek. Yani geçmişten geleceğe doğru uzanan zamanın bitmesi söz konusu. Geri dönerken zaman, geri döndüğü zaman parçalarında yaşayan herkesin zaman tekrar kendine ulaştığı zaman hayatta olması söz konusu. Yani herkes yaşadığı devre zaman geri döndüğünde hayatta olmuş olacak. Ama buna inanmıyorlar, biz tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Bizim bir tek hayatımız vardır, o da bu dünyada yaşadığımız hayattır demişler adamlar. Demin Bakara Enam 28'de bahsettiğimiz kişiler. Allah'ın onlara açıklamasına rağmen inkar ediyorlar. Evet, Allah'a ulaşmayı, sonra kıyamette tekrar canlanacaklarını inkar ediyorlar. Enam 30 ve leftera iz vukufu ala rabbihim kale eleyse haza bil hakkı galu bela ve rabbina kale fezukul azabe bima kuntum tekfurun. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen Allah Teala bu hak değil mi dedi.
Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allah Teala o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah Teala burada hak değil mi diye Allah'a ulaşmayı dilemeyen sizler, Kur'an'da bu, biz bunu size açık açık söylememize rağmen bunu gerçekleştirmediniz. Öyleyse şimdi cehenneme girmeniz ve orada ateşle muhatap olmanız, yanmanız sizin üzerinize hak oldu. Bu hak değil mi diyor Allah Teala? Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de bundan bahsediyor. Ve Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey, biz bütün kavimlerde Resul bazı ederiz. O kavimde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının üzerine ise dalalet hak oldu diyor. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler. Dünyada dalalet hak oluyor üzerlerine. Ahirette de cehennem hak oluyor. Onlar da diyorlar ki evet, Rabbimize andolsun ki bu bir haktır. Üzerimize cehennem hak olmuştur dediler. Onlara da o hak olan azabı tadın deniyor. Enam 31. Kat hasrellezine kezevu bi likaillahi hatta izâ câetumus sâtu vâteten kâlu ya hasretina alâ mâ farratna fîhâ ve hum yahmulûne evzârehum alâ zuhurihim. Elâ sâe mâ ye'zirûn. Allah'a mülâki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. Sadece onlar hüsranda olanlar. Bu Enam suresinin 31. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesiyle bir beraberlik içerisinde. Orada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle, yani günahları sevaplarından çok olduğu için gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Burada da hüsrana düştüler diyor. Hüsranın ne olduğu müminin yüzü işte belli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler hüsrana düştüler diyor Allah Teala. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Kıyametteki günlerini söylüyor Allah Teala. Enam suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrana düştüler. Burada Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemi de hak olarak ifade ediyor. Ve onların durumunu söylüyor Allah Teala. Bunlar, bütün bunların Enam 29, Enam 30'da bahsedilen kişilerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sırtlarındaki yükleri, günah defterleri, rakamlı kitapları, hayat filmleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Hüsranda oldukları kesin. Ne diyordu Allah Teala? Bakara Yunus 8'de
onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu ayet Enam 31 onu doğruluyor. Çünkü kazandıkları dereceler itibariyle ateşe gidecek olanların Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından fazla olanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanların. Dolaylı bir şekilde bağlıyorduk Yunus Suresinin 8. ayet-i kerimesine bunu. Bu Enam Suresinin 31. ayet-i kerimesi Yunus 8'in direkt açıklamasını ifade ediyor. Çünkü açık bir şekilde Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemediler, onların onlar hüsrana düştüler diyor Allah-u Teala. Açıklama kesin olarak geçiyor, geliyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından çok olanlar. Ve şıkkında diyor ki kardeşimiz, Enam 31'deki yalanlamanın ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı yalanlamak olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlamak, evet bu da uyuyor. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlamak, Allah'a mülaki olmayı yalanlamak demek. Dördüncü suali kardeşimizin, Enam 12'deki Allah'ın rahmet etmesini Yusuf 53'teki Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi olarak düşünebilir miyiz? Enam 12 Kulli men ma fissemavati vel ardı Kul lillahi Ketebe ala nefzehir rahme Le yecme'ennekum ila yevmil kıyameti la reybe fihi ellezine hasulü enfisehum ve hum la yu'minun. De ki semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allah-u Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, onlar mümin değildirler. Nefslerini hüsrana düşenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Son derece net olarak açıklanıyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mümin değildirler. Enam suresinin 12. ayet-i kerimesi. Nefslerini yani hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin
nefsini hüsrana düşüren kişiler olduğunu bir evvelki ayet-i kerime Enam 31 söylüyor. Burada da Enam 12'de de açık bir şekilde onlar ki nefslerini hüsrana düşürdüler, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberrihu nefsi innen nefse le emmaretun bissu'i illa ma rahime rabbi inne rabbi gafurun rahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temizi çıkartamam. Çünkü nefs şerri, su'i olanı şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden, yani günahları sevaba çeviren, rahim, rahmet nurunu gönderen, bununla da nefsleri tezkiye edendir, tasfiye edendir. Rahim mağfiret edendir, gafurdur, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir, nefs tezkiyesini yaptırandır. Şimdi dördüncü sualin A şıkkında Enam 12'deki Allah'ın rahmet etmesini Yusuf 53'teki Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi olarak düşünebilir miyiz? Allah-u Teala burada Enam 12'de kendi üzerine rahmeti yazdı diyor. Sonra da nefslerini hüsrana düşenlerin mümin olmadığını söylüyor. Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Tecelli ettiği anda o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Tecelli ettiği anda o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Cehaletten kurtulmuştur. Tecelli ettiği anda mümin olmuştur. Nefsi hüsranda olan kişi artık değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmeti yazması rahim esmasıyla tecellisinin kesin delilidir. Kardeşimizin suali yer yerine oturuyor. Mağfiret ediyor Allah-u Teala ve rahim esmasıyla tecelli ediyor ve rahmet gönderiyor, fazl gönderiyor, salavat gönderiyor. Hepsi Allah'ın rahim esmasının tecellisi. B şıkkında kardeşimiz soruyor. Bu ayete göre kıyamet gününde cehenneme gidecek olanların, yani hüsrana düşenlerin ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler olduklarını söyleyebilir miyiz diyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Açık olarak Allah-u Teala nefslerini hüsrana düşenlerin mümin olmadıklarını söylüyor. Ve Allah-u Teala açıkça nefslerini hüsrana düşürenlerin
gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyorsa müminin 103'te, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de nefslerini hüsrana düşürenlerin olduğunu, bunların kafir olduğunu söylüyorsa, nefslerini hüsrana düşenler cehenneme gideceğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceği burada da bir defa daha tecelli ediyor. Enem 12'de onların mümin olmadıkları ifade ediliyor. Mümin olmayanların da cehenneme gideceği kesin. Nefslerini hüsrana düşürenlerin de cehenneme gideceği gene kesin. Ve Didim'den İbrahim Bey bu akşamki son sualimizin sahibi diyor ki, Vaiz Hoca Efendi, Peygamberimizin hadisi şerifi olarak bilinen hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın hadisi şerifini Kur'an'a aykırı olarak değerlendirdi ve Peygamberimizin sözü olamayacağını söyledi diyor. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız diyor. Aslında hadisler tartışılabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor, benim hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Sanıyorum ki Hoca Efendi'nin söylediği söz, ifadesi dünya hayatıyla ahiret hayatını birbirinden farklı telakki ederek Allah'ın söylediği yerlere oturtamaması sebebiyet vermiştir. Acaba Allah Teala'nın dünya hayatından kastine, ahiret hayatından kastine? Allah Teala dünya hayatını yaşarken İslam'ın 5 şartını mutlaka gerçekleştirmemizi emrediyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Bunlara hepsinin toplamından daha önemli olan bir başka şeyi daha ekliyor. Zikir yapmak. Dünya hayatını yaşayacak olan insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve İslam'ın 7 tane şartını yerine getiren kişi, 6.'sı zikir, 7.'si de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 tane şartı gerçekleştiren kişi mümin olmuştur. Bu dünya hayatını yaşarken özellikle zikir ibadetini öyle bir noktaya çıkarmalı ki, demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu dünya hayatını yaşarken daimi zikre ulaşmalı. Hiç ölmeyecekmiş gibi o daimi zikirde yaşamanın büyük zevkini yaşamalı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya hayatı dediğimiz zaman yemek içmek, dünyaya dalmak değil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muradı. Dünya hayatı dediği zaman o dünya hayatının Allah ile ilişkili yönünü tayin ediyor. Ve dünya hayatı bizim Hoca Efendi'nin tasavvuftan olsaydı mutlaka yapacağı, eğer Kur'an hükümlerini gerçekleştirmeyi dileseydi mutlaka yapacağı Allah-u Teala'nın bir farz emrini daimi zikri içeriyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi 24 saat boyunca dünya hayatını yaşarken hep Allah'ı zikret anlamı var ayet-i kerimenin içinde. Ve bu üzerimize farz kılınmıştır. Zikir farz kılınmıştır. Çok zikir farz kılınmıştır.
daimi zikir farz kılınmıştır. Nisa 103'te diyor ki Allah Teala yeskurallâhe feskurallâhe kıyâmen kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de otururken de gen üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Bu daimi zikirdir. Üç elde bulunabiliriz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki sözü gece gündüz zikrini yapan, zikri artık normal bir olay haline gelen insanlardan bahsediyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi gece gündüz dünya için çalışmak, dünyada ahireti kazanmak için çalışmak anlamına geliyor. Ve aynı zamanda elbette bu kişi para kazanmak için, ailesini geçindirmek için de dünya hayatını yapacak, çalışacak, çabalayacak, helal para kazanacak, helal rızık götürecek evine. Bunun için de çok çalışması lazım. Allah Teala çok çalışmamızı emrediyor. Çok güzel. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çok çalışmamızı emrediyor. Ve buradaki dünya için çalışma, dünya mutluluğu için çalışmayı ihata eder. Dünya mutluluğuysa bütün ibadetlerin yapıldığı, özellikle zikrin, zikri daime ulaştığı bir vesiledir. Böyle bir hayatı yaşadıktan sonra o kişi milyonlarca sene yaşasa hep mutlu bir hayat yaşayacaktır. Hep dünya için çalışmaya bu sebeple devam etmesi çok uygundur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati söylemiştir. Peki yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Bu zikri bir an evvel daimi zikir haline getir. Ola ki yakın bir gelecekte ölüm vardır. O ölüm gelmeden evvel Allah'ın senin üzerine farz kıldığı daimi zikri yaşa ki, daimi zikre ulaş ki, şu dünyada daimi zikrin bütün sahiplerinin yaşadığı o sonsuz mutluluğu yaşa. Sevgili kardeşlerim, önemli olan Kur'an'ın hükümlerinin neler olduğunu bilmek. Şimdi eğer bugün zikirde, çok zikirde, daimi zikirde farzken bizim sevgili Hoca Efendimiz zikrin 32 farzın içinde de mevcut olmadığını, 54 farzın içinde de mevcut olmadığını biliyorsa, Kur'an-ı Kerim hükümleri de onu pek alakadar etmiyorsa, zikrin farz olduğuna inanmıyorsa, bu hadis onun için elbette geçerli değildir. Ama sadece zikir değil, daimi zikir de farz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğinin arkasındaki sır, daimi zikre göre dizayn edilmiş. Ama söylediğimiz gibi ne 32 farzda ne de 54 farzda zikir mevcut değildir. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e zikre farz kılmamış, koymamış. Öyleyse bu konuşmamızı lütfen Hoca Efendi kardeşimize anlatın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne dediğini bilin. Ona lütfen söyleyin Müddessir suresinin 3 ayet-i kerimeden bahsetmek istiyorum. Birincisi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle oku. Müzemmil 11. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismiyle, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila.
Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Demek ki zikir farz. Allah'ın ismiyle zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu aminu tekullahe ya eyyühellezine aminu skürullahe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin, çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Üçüncü ayet-i kerimeyi zaten söyledik, Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Zikirde, çok zikirde Allah-u Teala'yı daimi olarak zikretmek de farz. Bu açıdan meseleye baktığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi hedeflediğini, dünya hayatından neyi murad ettiğini görecektir. Şu dünyada mutluluğu yaşayanlar, bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayanlar, daimi zikrin sahipleridir. Onun için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırlar. Daimi zikrin sahibi olmak ve onu devam ettirmek için. Allah razı olsun. İkinci sorulu kardeşimizin din açısından banka faizi konusunda açıklama yapar mısınız? Bu konu hala yanlış anlaşılmakta diyor. Şunu söyleyelim ki Allah Teala faiz konusunda şartlar koymuş. Birinci şart mutlaka bir borç münasebeti olacak bu. Ribanın var olması için biri diğerine borç vermiş olacak. İkincisi, taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma olacak. Ve üçüncü şart, bir olayın faiz kabul edilebilmesinin üçüncü şartı, taraflardan bu konuda faiz olmaması için mutlaka riskin mevcut olması lazım. Öyleyse riskin mevcut olmadığı bir olay faiz hüviyetindedir. Yani belli bir paraya karşılık bir parayı devamlı olarak almak bu faiz hüviyetine giriyor. Üç tane bu temel üç şart var ise o borç münasebetinden doğan şey faizdir. Ve bu konuyu izah etmek için ayrı bir saatlik bir anlatım biriminin gerekmesi lazım diye düşünüyorum. Burada sadece üç ana faktörünü açıklamış olduk. Ribanın gerçek hüviyetiyle var olmasını. Demek ki bu üç şart yok ise o para, alınan para faiz değildir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de çok önemli. Tarafların birinin muamelekinde azalma, birinin muamelekinde artma olması lazım. Ve bu haksız bir fiil hüviyetinde oluyor. Faiz varsa mutlaka böyle olur. Bir kişi 100 dolar alır, söz verir karşısındakine bir sene sonra ben sana bu 100 doların karşılığında 200 dolar vereceğim. Eğer doların değerinde bir değişiklik yoksa ya da 100 altın aldım,
200 altın sana iade edeceğim dediği zaman ikinci 100 altın açık ve kesin bir şekilde faizdir. Taraflardan birinin muamelekinde artma vardır, diğerinde eksilme vardır. Bir borç işlemi yapılmıştır, risk yoktur. Ticaretin riski faizcilikte yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında bu olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bankaya para yatırıyor kişi. Diyor ki ben faiz istemiyorum. 10 milyar para yatırmış bankaya. Ertesi sene, bir sene sonra banka ona çekmesi halinde 10 milyarını geri veriyor. Bu kişi faiz almadım zannediyor ve faiz vermedim zannediyor. Faiz almamıştır, doğrudur. Ama faiz vermiştir. O paranın gerçek değeri enflasyon seviyesi %50 ise o paradan %50 daha fazlasıdır. Öyleyse böyle bir dizaynın olması halinde o kişi bankadan faiz almamıştır ama banka ondan açık ve kesin bir şekilde faiz almıştır. Ne yapması lazım bankanın? Aradaki farkı o kişiye vermesi lazım. 100 aldıysa %50 enflasyon olduğu bir devrede 150 olarak iade etmesi lazım parayı. O zaman ne banka faiz alır ne de kişi faiz alır. İkisi de faiz almamış olur ve vermemiş olur. Bunun ötesindeki her değer taraflardan birinin faiz almasını ötekinin de vermesini ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir beraberlikte bir hedefe ulaştık beraberce ve gördük ki faiz müessesesi şu anda ülkemizde bütün boyutlarıyla geçerlidir. Özellikle bankalara para yatıranların bu konuda dikkatli olmaları lazım. En kolayı paralarını altına çevirip altın olarak muhafaza etmektir. Ama diğerinde de bankalara yatırdığınız paranın karşılığında paranın değer kaybı kadar size ilave edilen parayı alırsanız bu faiz olmaz. Bu sadece tazminat olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.